Serserilik ve şerefsizlik hayatını geride bırakıp helal işler peşinde koşan Cenko'yu oynadığım ve madencilikten, kamyonculuktan, memurluktan, taksicilikten geçip yine kaçakçılığa girdiğim, ardından da en sonunda yine kafa avcılığıyla serserilik, şerefsizlik hayatına geri döndüğüm Starfield beni arkasından sürükledi de sürükledi. Bu videonun temellendiği Geek Yapar yazısını daha yazarken Starfield'ı haklıca değerlendirebilmek için onu yeterince oynamadığımdan bahsediyordum ve çok haklıymışım. O günlerde oyunun gittikçe açılacağını, açıldıkça da düşüncelerimin değişeceğini, klasik bir Bethesda oyununun akışını yakalayacağını düşünüyordum. Yanılmışım. Starfield ilk başta garip geldi. Sonradan kendisine alışınca da aslında bayağı keyifliydi. Geçici bir süre için. Uzayda kurulan bir bilim kurgu dünyasının içinde yer alabildiğiniz bir oyundu. Ve uzun bir süredir de böyle bir şaheserin açlığını çekiyorduk. Ne yazık ki Starfield bir şaheser değildi. Starfield bir eser de değildi. Çok sıradan, standart, sıkıcı bir oyundu. Diğer tüm oyunların arasından öne çıkabilmesinin tek ve sadece tek bir sebebi vardı. Bethesda'nın elinden çıkmıştı. Ama oyunun Bethesda'nın elinden çıktığını gösteren tek imzası da sahip olduğu patates grafikleriydi. Gelin, bugün Bethesda'nın Starfield'da bindiği dalı kestiği konuların üzerinden geçelim. Olmuyor işte, olmuyor. Bunu yapmak aslında yetenek ister. Ama belli ki yetenekliler. Yetenekli oldukları için her oyunda aynı konuyu masaya yatırıyoruz. Her nasıl oluyorsa yeni çıkan her yeni Bethesda oyunuyla birlikte bir önceki Bethesda oyunlarının çok çok üstünde bir çıtaya çıkıyoruz. Ama nedense içinde bulunduğumuz yılın standartlarına bir türlü yaklaşamıyoruz. Bakın yine de çok kötüdür demiyorum. İyi, gelişme var ama bir yerlerde bir şeyler yanlış gibi hissettiriyor. Bethesda gibi eski ve büyük bir markanın artık olduğumuz noktadan çok ötesine geçmesi belki de sektör standartlarını daha da ileri taşıması gerekiyor. Özellikle çevresel öğeleri ve çevresel anlatımı bu kadar fazla kullanan bir ekip için gerçekten çok önemli bir unsur. Ama çok önemli bir eksik. Madem bizi bu kadar boş ve niteliksiz gezegenlerin üzerinde saatlerce yürüteceksin, neden şu oyuna bir radyo koymuyorsun Bethesda? Hiç kimse mi müzik yayını yapmıyor şu koca galakside? Madem bütün oyun kozmik bir yürüme simülasyonu, neden o sırada dinleyebileceğimiz hiçbir şey yok içeride? Hadi geldin Fallout için dedin ki araç koyarsak haritada keyfini çıkara çıkara dolaşamazsınız ki haklısınızdır. Ama Skyrim'e at koymuşsun işte. En küçük bir harita el işçiliği olmayan bu Starfield denen oyunda neden bir araç olmaz? Araç yoksa da neden yürürken dinleyebileceğimiz bir radyo yok? Treedog'u çok özlüyoruz. Çok. Sonsuz evrenin karanlık boşluğunda hiçbir şey yoktu. Hayır, gerçekten hiçbir şey yok. Ana görevleri yapıyorsunuz, arada bir iki tane minik macera da var ama onun dışında hiçliğin içinde amaçsızca sürüklendiğiniz bir deneyim sizi bekliyor. Önceleri kamyonculuk, kaçakçılık ve kafa avcılığı yapmak, karşıma çıkan uzay korsanları ve radikal tarikatçılarla kapışmak çok keyifli gelse de bir noktadan sonra Starfield'ı kapatıp uzayda geçen Faster Than Light adlı bağımsız oyunu açmayı istedim. Bu da çok şey gösteriyor. Bethesda oyunlarının en önemli noktalarından birisi haritanın ve harita üzerinde yer alan şekillerin genel tasarımıyken sanki yeni bir sistem getirelim veya haydi bu öğemizi daha işlevsel ve sade bir biçime sokalım diyerekten Starfield kendi kolunu kesmiş gibi. Şöyle Vault 101'den çıkınca gözleriniz ışığa alıştığında önünüze serilen dünyayı
az çok görürsünüz ve keşfetmek istersiniz ya. İşte o burada yok. Yanlış anlamayın, yine de keşfetmek istiyorsunuz. Keşfetmek istediğiniz dünya aslında koca bir galaksi ve hepsini aynı anda göstermeye çalışmaları pek mümkün olmayan bir şey. Yine de pek çok gezegenin, uzay üssünün ve ayın olduğu bu oyunun en azından bir parçasında o Bethesda büyüsünü görmek, deneyimlemek isterdik. Onun yerine hiçlik tarafından kuşatılan şehirler ve uzayın kalanına yayılan harita işaretleri görüyoruz. Her ne kadar gerçekçi bir zemine oturtmaya çalışmışlarsa da gezegenler durgun ve ölü kalıyor. Yaşam olanlar ise hepten birbirine benziyor. En ufak bir farklılık görebilmek için saatlerce aynı toprakların üzerinde seyahat etmeniz gerekiyor. Bölüm tasarımlarında ise görünüşte gelişmeler gözlenebilse bile uygulamada hepsi aynı. Öyle ki Fallout 4'ün kendisi bu oyundan çok daha yukarıda bir deneyim sunuyor. Fallout 4 zindanlarına girerken en azından bir heyecanlanıyorsunuz. Her biri ayrı bir oyunmuşçasına özgünce tasarlanmış. Starfield'da böyle bir çeşitliliğe herhangi bir açıdan yaklaşamıyorsunuz. Belki ilk birkaç saat veya birkaç gün size bu oyun çok güzel bir şeymiş izlenimini verebilir. Çünkü bana ilk başta böyle bir izlenim verdi. Ama emin olun, eninde sonunda evrenin boşluğu, griliği, monotonluğu sizin de boğazınıza yapışmaya başlayacak. Bethesda kendi kozlarını, yeteneklerini, kaynaklarını, tam olarak Bethesda büyüsü dediğimiz bu şeyi ve aslında nokta atışı yapacak kadar da anladığımız, kavradığımız, tanımlayabildiğimiz bu büyüyü her nedense Starfield'da olduğu gibi terk etmiş durumda. En azından kendime iyi ki bu oyunu satın almadım da Game Pass'ten oynadım diyebiliyorum. Ve de oynadığım kadarından alabileceğim keyfi almış olup sıkıldığım noktada bırakmam da tabii ki bir artı. Ama benim için en önemli gösterge bir ara bugün de Starfield oynamayayım ne olacak deyip oyunu bir daha açmamam oldu. Aradan haftalar hatta aylar geçiştikten sonra oyunu hiç oynamadığımı görünce dedim kendi kendime. Evet, bu büyü gitmiş. Starfield kötü olmuş, Bethesda Fallout 76 ile bozmuşsa da Starfield ile hepten hiçliğe karışmış. Bu noktadan sonra bu şirketin çok önemli bir karar vermesi gerekiyor. Fallout 76 ile birlikte dipsiz kuyulara düşen ve Starfield ile yeniden yükseleceğini umduğumuz ama umutlarımızla birlikte yine aynı kuyunun içine fırlatılan prestijlerini hızlıca ve sağlam bir şekilde toparlamaları gerek. Bu toparlanış Fallout 76'nın geçmişteki çıkışından bugünkü haline gelmesi gibi değil. Cyberpunk'ın toparlanması gibi olmalı ama daha hızlı, daha iddialı ve daha güven verici bir şekilde. Çünkü değerli dostlarım, sizinle çok açık konuşacağım. Zaten uzun bir süredir kırılmış bir halde duran güvenimiz havadaki toza buluta karıştı. Şu noktada Starfield yerine Fallout 76'yı açmak istiyorsam bu oyunda çok köklü yanlışlar var demektir. Bu da ancak oyuna daha fazla içerik ekleyerek, grafikleri güncelleyerek, performans sıkıntılarını düzelterek ve en önemlisi ya yenilik yapacağız diye hiç yapmadıkları veya çıkardıkları eski kozlarını geri getirerek ya da yenilik diye getirdikleri özellikleri onları gerçekten de deneyimleyebileceğimiz, doygun bir şekilde deneyimleyebileceğimiz içeriklerle doldurarak mümkün olabilir. Tabii ki her zaman için bir diğer seçenek de Fallout 3 veya New Vegas'ın remaster mıdır artık, remake midir bilemem ama onu getirmeleridir. Bakın ikisi birden değil, biri bile olur. Ama artık bu da yine tozlara bulutlara karışmak üzere olan bir hayaldir herhalde. Morrowind, Oblivion, Fallout 3, Skyrim ve Fallout 4 gibi oyunları oynadığımız
güzel zamanlardan kalan yegane optimizm tanesidir. Artık sönmek üzere olan bu son kıvılcımı beslemek veya söndürmek de yine Bethesda'ya kalmış bir şey. Sonraki videoda görüşmek üzere.